Herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta D vitamini ile ilgili bir video paylaşmıştım. Orada Blue Zone yerleşimlerinden bahsetmiştim. Dünya üzerindeki bazı bölgelere Blue Zone, mavi alan adı veriliyor. Bu bölgelerde yaşayan insanlarda otoimmün hastalıklar dediğimiz hastalıklar, kalp krizi, inme, felç, kolesterol vesaire gibi bizim günümüzde sıklıkla yaşadığımız hastalıkların birçoğu görülmüyor ya da çok nadir görülüyor. Bunun nedenini ise şuna bağlıyorlar. Beslenme şekilleri, yaşam tarzları ve güneşten bolca faydalanabiliyor olmaları. Beslenme şekilleri deyince bu bölgeler deniz kıyısında olan bölgeler ve bu insanlar bolca deniz ürünü tüketiyorlar. Sadece balık olarak düşünmeyin, genel anlamda yosun da dahil olmak üzere birçok deniz ürününü tüketiyorlar. Orada konunun dağılmaması adına iyot konusuna girmemiştim. Fakat videoyu dikkatli izleyenler yorumlarda iyotla ilgili meselenin de altını çizmeye çalıştılar. Keza aslında bu videoyu da birlikte hazırlamış olduk zaten. D vitaminindeki dozajla alakalı tartışmalar olduğu gibi iyotla ilgili mevzuda da daha yoğun olmak üzere karşıt görüşler söz konusu. Ama videonun en başından şunu söylemek istiyorum. Neden bu videoyu izlemelisiniz? Bazen uzmanlar konunun hararetiyle olsa gerek bazı terimleri, bazı kavramları açıklamaya biliyorlar. Özellikle iyotla ilgili mevzuda geçen TSH nedir bilmeyenleriniz olabilir. TSH yükseldiğinde ya da T3 T4 testlerinin reverse T3 T4 şeklinde yapılmasının ne anlama geldiğinden bahsedilmiyor olabilir. Eğer bu konularda bilgi sahibiyseniz şimdi hemen videoyu kapatıp konuyla ilgili uzmanların kendi çalışmalarını dinlemenizi tavsiye ederim size. Zira herkesin vakti kıymetli. Şayet izlemeye devam ederseniz bu videodan sonra dinlediğiniz uzmanları daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. İyot eksikliği üzerine konuşacağız ama önce iyotun ne olduğunu söyleyelim. İyot elementini lisedeki bize öğretilen element tablosundan hatırlıyor olabilirsiniz. Vücudumuzun kullandığı ve ihtiyaç duyduğu bir element. Tıpkı diğer vitamin ve mineraller gibi. Eksikliği söz konusu olduğunda ne gibi bulgular görülüyor? Bir buna bakalım isterseniz önce. Anne karnındaki bebeklerde iskelet, beyin, merkezi sinir sisteminin gelişiminde gerilikler söz konusu olabiliyor. Otizm görülebiliyor mesela. Tiroidin bozuk çalışması, düzgün çalışmaması söz konusu olabiliyor. Ya da tiroid bezinde büyüme görülebiliyor. Vücut metabolizması düşüyor. Genel anlamdaysa bakteri ve mantarlara daha açık hale geliyor bedenimiz. Depresyon, anksiyete, duygu durum bozuklukları, halsizlik, isteksizlik, kendimizi sürekli yorgun ve uyuşuk hissetme hali, aşırı ya da kolay kilo alımı, kabızlık ya da genel anlamda bağırsakların düzgün çalışmaması, beraberinde hazımsızlık ve immün sistemle ilgili yani bizim iyileştirme sistemimiz, bağışıklık sistemimizin çalışmasıyla ilgili sıkıntılar görülebiliyor. Ayrıca hormon dengesizlikleri de söz konusu olabiliyor. Ki bu saydıklarımın çoğu tiroidin düzgün çalışmaması sonucu da görülen problemler. Fakat iyotla ilgili mevzu konuşulduğu zaman özellikle de iyotun fazla alımına bağlı zararlar söz konusu olduğunda en çok tiroid üzerinde duruluyor ama iyotu genel anlamda vücudumuzdaki diğer organlar, hücreler de kullanıyor. Bu sene bir şey dikkatimi çekti. 5 yaşındaki oğlum ara ara gidip durduk yere ama. Odasında oyun oynuyor mesela. Geliyor mutfağa, bir tutam tuz alıp ağzına atıyor ve gidiyor tekrar oyununa devam ediyor. Benzer bir durumu çocukluğumda kardeşimden de hatırlıyorum. Yemeklerine ekstra tuz katmak istiyordu sürekli. Ki o dönemler iyotsuz tuz kullanımı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştı. Aynı durum hamilelikte de söz konusu olur. Hani aşerme meselesi. Biz yetişkinlerin vücudu olumsuz koşullara, olumsuz şartlara adapte olabiliyor ve yaşantısını böyle devam ettirebiliyor. Birçoğumuz halsizlik yaşıyoruz ama bunun bir problem olabileceğini düşünmüyoruz. Ya da bunu depresyona bağlıyoruz. Veya depresyonun sadece duygusal ya da düşünsel bir hastalık olduğunu düşünüyoruz. Fakat çocuklarda adaptasyon mekanizması henüz devreye girmemiştir. Aslına bakarsanız onları biraz dışarıdan gözlemlesek onlardan öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Özellikle de fiziksel olarak aktif olma konusunda. Yani demem o ki vücut ihtiyaç duyduğu şeyi canı çekme yoluyla da temin etmeye çalışır aslında. Vücutta iyot eksikliğinin oluşmasında en başta gelen şey bizim bunu doğal yollarla yeterince alamıyor oluşumuz. İyotsuz tuz tüketimini de bunun içine dahil edin. Beslenme çeşitliliğimiz olmayabiliyor. Bazı gıdaları çok sık tüketiyoruz, bazılarını ise neredeyse hiç tüketmiyoruz. Deniz kenarında yaşıyoruz ama deniz ürünlerinden yeterince faydalanamıyoruz. Ya da bir gıdanın faydalı olduğunu öğreniyoruz bir besinin ve onu çok sık tüketmeye başlıyoruz. Örneğin lahana, karnabahar, Brüksel lahanası, şalgam, turp gibi gıdaların iyot alınımını baskıladığını söylüyor uzmanlar. Videoyu hazırlamaya başlamazdan evvel bir post paylaştım YouTube'da. İyot üzerine araştırma çalışma yapacağım. Sizlerin de sorularınız varsa bana iletin.
dedim ve aslına bakarsanız videonun tamamı ve temeldeki bilgimin üzerine koyduklarımın hepsi sizlerden gelen sorular sayesinde oldu. Bu sorulardan biri de şuydu: iyotlu tuz mu tüketelim yoksa kaya tuzu mu tüketelim? Uzmanlar iyotlu tuz tüketilmesini tavsiye ediyorlar. Fakat ben kendim için şöyle yapmaya karar verdim. Çünkü normalde kaya tuzu kullanıyordum sadece. Kaya tuzu içerisindeki iyot yetersiz. Zaten iyotlu tuz dediğimiz şey de tuzun ekstra iyotlandırılmış olması. Kaya tuzundaki mineral içeriğinden de faydalanabilme adına onu tamamen hayatımdan çıkartmayacağım. Ama yoğunluğu biraz daha iyotlu tuzu aktaracağım. Çünkü ben de beslenme yoluyla, yani tuz dışındaki gıdalar üzerinden ya da deniz ürünleri tüketerek sağladığımız iyot miktarının yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden beraberinde iyotlu tuz da kullanmaya başladım. Peki uzmanlar vücudumuzda iyot eksikliği olup olmadığını nasıl anlıyorlar? Hangi testleri yapıyorlar? Bu arada videoda iyotla ilgili karşıt fikirleri bir araya getirip sizler için bir çalışma hazırladım. Vücuttaki iyot yetersizliğini belirlemede en sık kullanılan testler spot idrarda iyot bakılması ya da 24 saatlik idrarda iyot bakılması. Fakat iyot üzerine özel çalışmalar yapan uzmanlar bu değerlerin gerçeği yansıtmayabileceğini söylüyorlar. Bu testlerle beraber günlük, anlık değerlerin söz konusu olduğunu ve bir gün öncesinde iyottan bol beslenmişseniz testlerdeki değerlerin normal çıkabileceğini söylüyorlar. Ayrıca iyotun depolanmasının çok düşük olması sebebiyle testlerin gerçeği yansıtmadığını, bunun yerine iyot yüklemesi testlerinin kullanılması gerektiğini savunuyorlar. Peki karşıt tezi savunanlar ne söylüyor? Vücudumuzda aşırı iyotun bulunmasının tiroid organının çalışmasını bozduğunu savunuyorlar. Bununla ilgili iyot üzerine çalışan uzmanların sunduğu bir örnek var. Bir vaka çalışması. Fibrokistik meme hastalığı olan bir vakada yapılmış bir çalışma bu. Tiroidi durdurur denen kullanım miktarının yaklaşık 5 katı hastaya uygulanıyor. Aslına bakarsanız uzmanlar bu konuyla ilgili çok fazla örnek veriyorlar. Birazdan ben de ayrıntılarına gireceğim. Ama vakada tiroidle ilgili herhangi bir problemin yaşanmadığını görüyorlar. Fakat burada küçük de olsa bir soru işareti koyalım. Bu vakanın takibi ne kadar süre yapılmış? Şunu da unutmamak gerekli. Bu yüksek dozlar kişiye sadece tedavi süresince veriliyor. Çok şüpheci olmadan konuya yaklaşmaya çalışıyorum ama temkinli olmayı da elden bırakmamak gerekli. Çünkü bir konu üzerine fazlaca okuma yaptığınızda sanki bütün sorunların nedeni oymuş gibi düşünebiliyoruz. Böyle bir algıya kapılabiliyoruz. Ve geri kalan bütün tedavi yöntemlerinden kendimizi soyutlayabiliyoruz. Biraz vicdan penceresinden bakmak lazım meseleye. Eğer yaygın kanı iyotun fazla alımının tiroidi durduracağı yönündeyse kimse hastasında bunun denemesini yapmak istemez. Bir canın istisnası yoktur. İyot üzerine özel çalışan uzmanların çalışma alanı da hayli geniş. Yetişkinlerde ve çocuklarda ateşli hastalık, enfeksiyon durumunun söz konusu olması, bakteri, mantar gibi durumların söz konusu olması, cilt üzerinde de keza olabilir bunlar, bu tarz hastalıklarda ve birazdan da bahsedecek olduğum birçok sorunda iyotun faydasının çok yüksek olduğu ve doğru dozajlar uygulandığında problemi çözmede bize çok yardımcı olduğu söyleniyor. İyot kullanımında sıkıntılı konulardan biri de TSH hormonu. Çünkü vücuda iyot alımı arttığında TSH hormonu da yükseliyor. TSH hormonu tiroid stimülan hormon demek. Yani tiroid bezinin çalışmasını uyaran hormon. İşin bu kısmı önemli. Tiroid ile ilgili problemlerde bakılan öncelikli 3 şey var. TSH, T3 ve T4. Bunların birlikte yorumlanması gerekli. T3 ve T4 ile ilgili ise reverse test dediğimiz bir testleme yapılmaya başladı ve bu testi uygulayan laboratuvar sayısı da bizim ülkemizde de gittikçe artmaya başladı, yaygınlaşmaya başladı. Reverse olarak bakılan testlerin daha doğru sonuçlar verdiği söyleniyor. Neden birlikte yorumlanması gerek dedim? Çünkü bazen TSH yüksek, diğerleri düşük olabiliyor. Bazen hepsi yüksek olabiliyor. Bazen TSH düşük, diğerlerin değerleri farklılaşmış olabiliyor. Ve her durumun yorumu da kendine özel. Reverse dediğimiz bu testi de şöyle düşünebilirsiniz. Evet, ortamda bir malzeme var. Ama bu malzeme ne kadar kullanılabiliyor? Ne kadar işlevsel? Daha ayrıntılı bir testleme söz konusu yani. Hormon dediğimiz şey vücudumuzdaki bazı organların, bazı işlevlerin yerine getirilmesi için salgılanan bir malzeme. Ve bu hormonların düşüklüğünde ya da aşırı salgılanması söz konusu olduğunda vücudumuzda bazı hastalıklar görülebiliyor. Tiroid bezi de tam da bu işlevler yüzünden bizim için çok önemli. Az ya da yüksek çalıştığında
farklı sıkıntılar görülebiliyor. Örneğin hipotiroidisi olan bir hasta halsizlik, aşırı kilo alımı, düşük enerji ya da başka sıkıntılar görülebiliyorken hipertiroidi dediğimiz tiroidin çok çalışmasıyla ilgili semptomlar da bambaşka oluyor. Yüksek doz iyot kullanımını savunan uzmanlar TSH'in yükselmesini şu şekilde açıklıyorlar. Çünkü TSH, tiroid uyarıcı hormon yüksekse hipotiroidi söz konusu olacağı düşünülüyor. Düşünülüyor dedim çünkü iyot alınımını savunan uzmanlar bu konuya daha farklı bakıyorlar. Fakat dikkatli izleyiciler şunu fark etmişlerdir. TSH yüksekse tiroidin daha hızlı çalışması gerekmez mi diye düşüneceksiniz. TSH'in yükselme nedeni tiroidin daha az çalışması sebebiyle onu daha çok uyarmak adına gerçekleşiyor. TSH'in yükselmesiyle ilgili diyorlar ki TSH sadece tiroidin çalışmasıyla alakalı değildir. İyotun hücreler içerisine alınmasını sağlayan taşıyıcı bir sistem var. Ve bu taşıma emrinden de sorumlu olanın TSH olması sebebiyle iyot kullanımında TSH'ın yükseldiğini söylüyorlar. Ve bununla beraber de hipotiroidi gelişmediğini savunuyorlar. Aksine iyot kullanan bireyler de hipotiroidi belirtilerinin azaldığını savunuyorlar. Belki ileride TSH hormonunun adı değişir ve bu karmaşa da ortadan kalkar. Böylece gelen sorulardan birine de cevap vermiş olduk aslında. İyotun daha yüksek doz kullanımını savunan uzmanlar hipotiroidinin telavisinde de iyotu kullanıyorlar. Çalışmaların ve söylemlerin farklılık göstermesi canınızı sıkıyor biliyorum ama vücudumuz hala tam olarak keşfedilmiş durumda değil. Benim bu konudaki şahsi kanaatim şu yönde. Kişinin gösterdiği semptomlar öncelikli olarak dikkate alınmalı. Semptom dediğimiz ne? Rahatsızlıklarımızla ilgili gösterdiğimiz belirti ve bulgular. Aslına bakarsanız laboratuvarlarda kullanılan cihazların kalibrasyonu öncesi ya da sonrası değerler değişim gösterebiliyor. İyotun toksik etkisi üzerine de karşı tezler var. Aslında karşı tezlerde genelde hep üzerinde durulan şey tiroid bezi. Daha yüksek doz iyot kullanımını savunanlarsa İyotun vücutta herhangi bir belirgin toksik etkisinin olmadığını ve depolanma özelliğinin de düşük olması sebebiyle çoğunlukla fazlasının vücuttan atıldığını savunuyorlar. O zaman şişesiyle içelim ne olacak? Şöyle düşünün, vücudunuzun çalışma hızı, metabolizma hızı düşük. Kalp ritminiz de buna göre, tansiyonunuz da buna göre. Siz birden yüksek dozda iyot aldınız ama vücudunuz bu düşük çalışma hızına adapteydi. Birdenbire kalp daha hızlı çalışmaya başladı, tansiyon yükseldi. Korkuya kapılır, paniğe kapılırsınız. Allah göstermesin, kimse hiçbir olayın istisnası değildir. Bu panikle başınıza fena bir durum gelebilir. İşte özellikle de bu sebeple iyot alımını kendi başımıza arttırmamamız gerekli. Keza iyot kullanımıyla beraber de bazı sıkıntıların, aslında buna sıkıntı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bahsettiğim gibi vücutta bir adaptasyon söz konusu. İyot kullanımıyla beraber bir şeyler rayına girecek ama bu süreci biraz sıkıntılı geçirebiliyoruz. Uzman kontrolünde olduğunuz zaman o sizi zaten önceden uyaracak ya da dozajı buna göre ayarlayacak. Ama uzman kontrolünde değilseniz, ciddi bir sağlık problemi yaşamayacak olsanız dahi iyot kullanımını terk edebilirsiniz ve belki de gerçekten bu iyota vücudunuzun ihtiyacı var. Yine sizlerden gelen çok güzel bir soruydu. İyotla birlikte kullanılması gereken ya da kullanılmaması gereken vitamin ya da mineraller var mı? İyotun verimli çalışabilmesi için selenyum, çinko, demir, A vitamini, C vitamini gibi vitamin ve minerallerin gerekli olabileceği söyleniyor. Ama burada C vitamini ile ilgili küçük bir uyarı var. C vitamini iyotla birlikte kullanıldığında iyotun alımını düşürebiliyor. Bu sebeple de iyot kullanıldıktan en az 2-3 saat sonra C vitamini alınabileceği söyleniyor. Ama sadece vitamin mineral takviyesi olarak düşünmeyin bunu. Portakal, mandalina hazırda mevsimindeyiz. Bunları da en az 2-3 saat sonra yiyebileceğiniz söyleniyor. Ayrıca bazen bazı ürünler satış stratejisi olarak aynı ürün içerisinde bir arada satılabiliyor. Bu söylediğimi sadece iyot için değil, genel anlamda kullandığınız takviyeler için düşünün lütfen. Kullanmak istediğiniz ürünü eczaneden gidip almak istediğinizde eczacınız zaten bulundurmuyordur. Bunun bir işe yaramaması ya da zarar vermesi sebebiyle ya da siz ayrı ayrı almak isteseniz bile sizi bu konuyla ilgili uyarır. Fakat eğer biz daha ucuz olacağı gerekçesiyle internetten satın alıyorsak bizi bu konuda yönlendiren ya da uyaran olmayacaktır. İyot alımıyla beraber görülen sıkıntıların geçici mi ya da kalıcı mı olduğu önemli. Eğer geçici ise ve bu vücudun yeni duruma adaptasyonu sebebiyle oluyorsa
ya da iyot kullanımıyla beraber vücutta birikmiş olan toksinlerin atılmak üzere çözümlenmesi ve hücrelerden uzaklaşması sebebiyle yaşanıyorsa, uzman kontrolü altında olduğunuz müddetçe bir problem yok. Fakat vücuttan bir anda çok yoğun toksik atımının da belli sıkıntıları ve sakıncaları var. Keza çok hızlı kilo vermede de bu durum aynıdır. Çünkü vücudumuzdaki yağ dokusu içerisinde de çok yoğun toksik birikir ve biz çok hızlı kilo vermeye başladığımızda, bu yağları birdenbire parçalamaya başladığımızda çok yoğun bir toksik atımı söz konusu olur. Bunun getireceği sonuçları bir uzman eşliğinde atlatmak gereklidir. Bağırsaklarınız bozulabilir mesela. Eğer otoimmün bir hastalığa sahipseniz, örneğin multiple skleroz hastasıysanız ki bağışıklık sistemimizin merkezi sinir sistemine saldırmasına denir bu. Hashimoto dediğimiz şey ise bağışıklık sistemimizin tiroide saldırmasıdır. Aynı şekilde eklem dokularına saldırdığında da buna romatizma diyoruz. Yani aslında ortada tek bir sorun var ama etkilenen bölgeye göre hastalıkların adı değişiyor. Bu tarz bir hastalığa sahipseniz vücuda aşırı toksik dağılımıyla beraber immün sistem çok şiddetli bir şekilde faaliyete geçebilir ve siz romatizma ya da multiple skleroz atağı geçirebilirsiniz. Ki gebelikte ve emzirmede kullanımı sorulmuştu. Orada da yine bu toksik atımı meselesinin önemli bir rolü var. Çünkü doğru doz uygulanmadığında bu toksinlerin bebeğe geçmesi durumu söz konusu. Bu toksinler bebekte kalıcı hasarlara neden olabilir. Evet, bizler öyle ya da böyle tolere edebiliriz ama bebekler tolere edemeyebilirler. Hashimoto söz konusu olduğunda kullanılır mı diye soru gelmişti. Aslında bunun da cevabını vermiş olduk. Ama burada şu önemli. Dedik ya, iki karşıt görüş var bununla ilgili diye. Hashimoto'da iyotu kullanan uzmanlar, iyotun daha yüksek doz alımını savunan uzmanlar. Yine iyot kullanılmaya ilk başlandığı dönemlerde bademciklerde de şişme olabiliyor ki bunların nedenleri arasında da aynı şekilde toksin atımı da var. Şunu samimiyetle söylemeliyim ki ben bu tarz ürünlerin takviye olarak değil de doğal yollardan alımına tarafım. Fakat bir hastalık durumu söz konusu olduğunda ya da doğal yollardan almak, beslenme yoluyla almak, tuz yoluyla alabilmek, çünkü iyotlu tuzu da çok fazla tüketemezsiniz, damak tadınıza uymayacaktır. Bu yollarla yeterince alınamıyorsa, balık, deniz ürünleri yeterince tüketemiyorsanız, o zaman uzman eşliğinde takviye olarak da kullanılmalı. Fibromiyaljide iyot kullanımı ile ilgili de bir soru gelmişti. Bununla ilgili açık bir ifadeye ben rastlamadım ama fibromiyalji sendromu dediğimiz şey, fibromiyalji hastalığı demiyoruz. Fibromiyalji sendromu dediğimiz şey, vücutta bazı sistemlerin, bazı hormon akslarının aynı anda sıkıntı vermesi sebebiyle, düzgün çalışamaması sebebiyle görülen bir sendromdur. Burada hastanın semptomları önemli. Fibromiyalji üzerinde özellikle konuşulmamış olmasına karşın bu uzmanların fibromiyalji üzerine de çalıştıklarını düşünüyorum. Dozaj meselesiyle ilgili tırnak içerisine alınması gereken bir durum daha var. Örneğin Hashimoto için. Düşük dozajlarda kullanıldığında Hashimoto'nun çözümlenmesini bırakın, işleri daha da sıkıntıya sokabileceği, fakat tahminlerimizin aksine, çünkü daha düşük dozlarda alınıp belki yavaş yavaş yükseltilebileceğini düşünürdük. Bu düşüncenin aksine daha yüksek dozlarda iyot kullanılarak vücut dengesini ele alacağı vakte kadar evet bazı sıkıntılar göze alınıyor ama vücut sistemleri doğru çalışma yönünde kontrolü ele aldıklarında Hashimoto ile ilgili problemin de ortadan kalktığı savunuluyor. Bunu şu sebeple söylüyorum. Hani kendi başımıza kullanma konusunda eğer cesursak, bunun için yapacağımız ilk şey ufak ufak dozlarda almaya başlamak ve sonra bunu yükseltmek olacak belki de. Ama düşük dozlarda kullanımının bazı hastalıklarda faydadan ziyade zararlara neden olduğu, aksine yüksek dozlar kullanılarak tedavinin gerçekleştirilmesi gerektiğini anlatıyorlar. Bir ömür takviye mi kullanmamız gerekli diye bir soru gelmişti. Hastalıkla ilgili süreç dengeye girene kadar takviye kullanmak gerekiyor ama doğal yollarla aldığınızda günlük ihtiyaç dozajınız için yeterliyse hastalık ortadan kalktıktan sonra takviye kullanmaya gerek olmuyor. Günlük dozajla ilgili sayısal değerleri bilerek vermiyorum. Çünkü bununla ilgili farklı görüşler var ve ben de kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Keza zaten sizlerden ricam, bu video bittikten sonra konunun uzmanlarından da iyot üzerine okumalar yapmanızı ya da onların yüklemiş olduğu videoları izlemenizi tavsiye ederim. Bu konuyla ilgili diyetisyenler, eczacılar, hekimler çok güzel çalışmalar yapmışlar. Bir diğer soruysa iyot mu, Lugol mu?
Ligol dediğimiz şey iyotun işlem görmüş hali gibi düşünebilirsiniz bunu. İçerisinde hem iyot var hem de potasyum iyodür var. Temiz suyla birlikte bir solüsyon hazırlanmış. Oluşturulan karışım sıvı olduğunda buna solüsyon diyoruz. Mevzu iyotken potasyum iyodür nereden çıktı diyebilirsiniz. Onu da şöyle açıklıyorlar. Vücudumuzdaki bazı organlar iyotu daha çok isterken bazı yapılar ya da organlarsa potasyum iyodürü daha çok istiyorlar. İki takviyeyi bir arada kullanabilme adına böyle bir solüsyon üretilmiş. Ve bunun da farklı karışım oranları var. %2'lik var, %5'lik var. Çocuklarda farklı kullanılıyor. Gebe ve emziren annelerde farklı kullanılıyor. Genel olarak yetişkinlerde farklı dozajların kullanabilmesini kolaylaştırma adına böyle farklı oranlarda solüsyonlar hazırlanmış. Solüsyon olarak hazırlanmış bu ligol yakıcı. Bu yüzden de kullanırken suya karıştırarak, suya damlatarak kullanıyorsunuz. Ne kadarlık bir suya damlatacağınızla ilgili de bilgi veriyor size uzmanlar. Ama bu konuya şu sebeple değindim. Bazı D vitamini takviyeleri damla şeklinde kullanılıyor biliyorsunuz. Ola ki böyle bir ürün kullanıyorsanız D vitamininin şişesiyle karıştırıp birdenbire ağzınıza ya da ekmeğinize damlatabilir, ağzınızda tahriş oluşmasına neden olabilirsiniz. Ligolün farklı kullanımları da var. Örneğin cilt üzerinden yine sulandırılmış şekliyle, özellikle de çocuklar üzerinde kullanımla ilgili bir örnek verildi bununla alakalı. Ağız gargarası olarak da kullanılabiliyor. Çocuklardaki kullanımı ile ilgili önemli bir nokta dikkatimi çekti. Örneğin cilt üzerinden çocuğunuz uyumadan önce uygulama yapıyorsunuz diyelim. Bunu birkaç akşam tekrarladınız. Sabahları kontrol ediyorsunuz. Cilt bunu emmiş mi yoksa lekelenme mi kalmış orada? Lekelenme kalmışsa vücut iyota doymuş demektir ve burada takviye vermeyi kesiyorsunuz. Ağız gargarası için de hem genel ağız sağlığı, ağız içerisindeki bakterilerin ya da ağız içerisindeki oluşmuş yaraların tedavisiyle ilgili de kullanılıyor. Demir takviyesi alımında da benzer bir durum söz konusudur. Biliyorsunuz demir takviyesi kullandığınız zaman gayta, dışkı koyulaşır ve bir süre sonra kabız olursunuz. Bu demir depolarınızın dolduğunu gösterir. Yani demir takviyesi kullanmayı kesebilirsiniz. Kendimden bir not da düşmek istiyorum bu konuya. Örneğin gebelik planlıyorsunuz. Özellikle de bu toksin meselesiyle ilgili ya da gebelik planlıyorsunuz ama çocuk sahibi olamıyorsunuz. Keza iyot eksikliği nedeniyle vücutta bu kadar genel bir işleyiş bozukluğu söz konusuysa ya da işte o fibrokistik dokuların rahimde de oluşması sebebiyle tedavi görmeniz vesaire gerekiyorsa ya da genel anlamda düşünün. Gebe kalmaya karar verdiğinizde en az bir 6 aylık süreçte bununla ilgili çalışmaları yapabilir. Vücudunuzdan toksik atımını sağlayabilir ya da genel anlamda sıkıntılarınızı çözümleyebilir. Bunun üstüne gelecek olan bir gebelik çok daha sağlıklı ve bebeğin de gelişimi açısından çok daha verimli olacaktır. Epey bir zamandır iyot üzerine konuştuğumuz için şimdi iyot sizin kafanıza çok mucizevi ve her şeyin çözümü ya da bütün hastalıkların nedeniymiş gibi gelebilir. Bu durum çok normal. Fakat bu hissi hemen kafanızdan uzaklaştırın. Çünkü vücut bir bütündür. Beslenmeyle ilgili bir takım sıkıntılar da bu bahsettiğim problemleri yaratabilir. Örneğin besin alerjileriniz olabilir ama siz bilmiyorsunuzdur, sürekli tüketiyorsunuzdur. Gluten intoleransı söz konusu olabilir. Ya da vücudunuzda D vitamini, magnezyum, demir gibi vitamin minerallerin eksikliği durumu da söz konusu olabilir. Tedavi her ne şekilde olursa olsun her zaman bir bütün halinde, bütüncül bir yaklaşımla yapılmalıdır. Yani iyot kullanıyorum eyvallah, her istediğimi yiyeyim, her istediğimi içeyim diye düşünmeyin. Tabii bu şahsi yorumumdur, kimseyi bağlamaz. Her hastalığın tedavisinde doğru beslenme ve yeterli fiziksel aktivite olmazsa olmazdır. Peki iyotu doğal yollarla iyotlu sos haricinde başka nelerden alabiliriz dersek, deniz ürünlerini aslında söyledim zaten. Yeşil yapraklı sebzeler, patates, yumurta, süt, süt ürünleri, kızılcık, ıspanak yine yeşil yapraklı sebzeler arasında. Kabak, fasulye, pirinç, kırmızı et vesaire vesaire liste uzayıp gidiyor. Ama tabii hepsinin içeriğindeki iyot miktarı aynı değil. İyottan zengin olan besinleri soracak olursanız malum iyotlu tuz ve deniz ürünleri. Bazı yosun türleri mesela özellikle. Sizlerle beraber gerçekleştirdiğimiz bu araştırmanın sonucunda gördüm ki evet birbiriyle farklı görüşü savunan iki grup var. Ama her iki grubun da emeğine ve vaktine sağlık. Ama zaten bu videoyu bir ön hazırlık gibi, bir ön bilgilendirme gibi düşünün. Uzmanların birebir yaptığı çalışmaları dinlediğiniz zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.
Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı, özellikle birebir paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.